Sevgili Başak burcu gene geçen hafta Güneş'in burcunuza girmesiyle birlikte yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi sergileme konusunda daha fazla böyle teşvik ediliniz. Bu özellikle Venüs'ün de burcunuzda olmasıyla birlikte kendinizi daha bir yaratıcı alanlarda ifade etmeniz için fırsatlar buldunuz. İşte bu haftaya başlarken ayın Mars ve Jüpiter'le gökyüzünde yüksek bir noktada hizalanması, profilinizi yükseltmek, büyük hedefler belirlemek, hırslı olmak bu konuda ve ideallerinizin gerçekleşeceği bir zaman olduğunu gösteriyor. Eğer önemli bir hedefe ulaşmak istiyorsanız işte bu hafta buna yönelik adımlar atmak için çok uygun olabilir sizler için. Ancak bu hedeflere ulaşmak için gereken değişiklikleri yapmak isteyip istemediğinizi düşünmeniz birazcık gerekecek. Çünkü güneşin burcunuzda bulunması özellikle eğer doğal olarak kendi özgür ruhlu bir insansanız sizi daha çok kendinizi böyle rahat hissettiğiniz yollara yönlendirecektir. Ayrıca böyle yakın olduğunuz biri belirlediğiniz büyük hedef veya amaç konusunda tamamen size aslında destekçi de bu hafta olmayabilir. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür gerilemesini artık sonlandırıyor ve bu da size çok büyük bir rahatlama getirecek. Şimdi son zamanlarda kendisi zaten birazcık bu retro sürecinde izole olmuş, insanlardan kopmuş, hatta biraz uzaklaşmış hissetmiş olabilirsiniz. İşte bu durum artık bu hafta itibariyle üzerinizden kalkacak ve hafiflemeye başlayacak. Ancak bu etkiler tam anlamıyla 9 Eylül'den sonra aslında sona erecek ve o zaman kendiniz böyle tamamen daha toparlanmış hissedebileceksiniz. Perşembe günü Venüs burcunuzdan artık çıkıyor ve terazi burcuna geçiyor ve bu durum finansal konularda hemen size bir iyileşme sağlayacaktır. Venüs'ün tabi Pliton'la oluşturduğu etkileşim aslında bu iyileşmenin bir iş teklifiyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor bu hafta içerisinde. Ancak önümüzdeki haftalarda Özellikle şayet diyet yapıyorsanız Venüs'ün çekiciliğinize karşı koymakta, Venüs'ün çekiciliğine karşı koymakta biraz zorlanabilirsiniz. İşte bu nedenle biraz tatlı veya lezzetli yiyeceklerle baştan çıkmaya hazırlıklı olun diye de uyarmak istiyorum. Haftanın sonuna doğru yaratıcılığınızın daha da artacağını söylemek tabii ki mümkün. Platon 21 Ocak'tan bu yana sizi otomatik olarak yapabileceğiniz şeyleri daha rutinlerinizi yeniden böyle düşünmeye itmeye başlayacak. Bu durum yaşam rutininiz veya işlerinizle tabii ki ilgili olabilir. Eğer bu alanlarda değişiklikler yaşadıysanız bu değişiklikler etkilerin sizi nasıl etkilediğini ve daha fazlasını nasıl ortaya koyabileceğinizi biraz düşündürmeye devam edecek. Pliton Kasım ayının ortasına kadar size bu konuda böyle düşünme fırsatı evet verecek. Ayrıca tabii ki bu hafta itibariyle 2 Eylül'de bu hafta böyle boğa burcunda Uranüs de gerilemeye başlayacak. Özellikle böyle bağımsızlık, özgürlük ve macera arayışınız tabii ki artabilir. Eğer yaşamınızda bu tür unsurlar eksikse Ocak ayının sonuna kadar bu konuları tekrar bir gözden geçirmek için Gerçekten gökyüzü tarafından birazcık teşvik edileceksiniz. Bu hafta size evet büyük hedefler belirleyip bu hedeflere doğru ilerleme fırsatları var. Ancak bu hedeflere ulaşmanız için böyle başkalarıyla da uyum sağlamanız, uyum içinde olmanız gerekebilir. E diğer yandan kendi planlarınıza da biraz sadık kalmayı da seçebilirsiniz tabii ki. Ancak bu durumda birileri bu durumdan, çok hoşnutsuz olabilir. Haftanın sonuna doğru en azından finansal durumunuzu iyileşeceğini bilmek sizi çok mutlu edebilir sevgili başaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.